günlerimiz yaklaşıyor. Yani ahiret yaklaşıyor, ölüm yaklaşıyor hepimize. Tabii şimdi haber yapmışlar bugün işte. Cumhuriyet, Halk TV, Yeni Çağ zaten, Rasul Fitne. Hepsi haber yapmışlar. O cübbeli Hasan Efendi'ye çıkış yaptı falan, feci bir çıkış falan. Böyle haberler yapıyorlar. Ne alakası var? Bu kadar anlatıyoruz. Bu kadar beyan ediyoruz. İstismar edildiğini beyan ediyoruz. Talih Hoca daha iki ay evvel sordum diyor. Olmaz. Bana rabta olmaz dedi diyor. Bak bu kadar net ama adamlar alttan başka, üstten başka. Şimdi işte bir bölge başkanının şey yayılmış dediler. Geçen hafta biri sormuş, etmiş bir şeyler. Yapıyorlar yani. Bizim bir şeyden haberimiz yok. Ondan sonra değil mi? Bütün dünya yayılmış yani. Bize böyle diyorlar. Kağıtta ne yazdılar? Kağıtta yazdılar ki biz Rabıtay Efendi'ye devam ediyoruz yazdılar. Değil mi? Geçen kağıt yazdılar. Şu adam ne diyor? Koca bölge başkanı ya adam. Atapazarı'nın. Adam diyor ki bize diyor, başka bize böyle diyorlar. Biz denileni yapmakla mükellefiz. Demiyor ki ben Efendi Hazretlerine vefalı olmakla mükellefim. Ne buyurduysa onu yaparım demiyor da bize ne denirse onu yaparız diyor. Ve bize de alttan diyorlar ki not koydular dipnota. Zaten kağıt gönderdiler. Kağıt herkesin elinde. Kağıdın dibinde dipnot var. Dışarı üstte ne diyorlar? Altta ne diyorlar? İnternette ne yazıyorlar? Aşağıdan ne kazıyorlar? Allah görüyor. Allah'a havale ettik. Şimdi bu Hasan Efendi'ye muhalefet midir? Esas Hasan Efendi hocamızı koruyan benim. Onu muhafaza eden benim. Yarın ahirette görüşeceğiz. Onlara mı şefaat edecek, bana mı şefaat edecek? İddialı konuşuyorum. Yarın ahirette göreceğiz. Sen Efendim senin yolunu muhafaza ettin, bizi de bu beladan muhafaza ettin, kurtardın diye bana dua eder, şefaat eder. Ya bu gece rüyamda gördüm. Ara ara görüyorum. Benim çok hukukum var. Onların hiçbiri onun rahat zamanında konuştuğu zamanlarda yanında değildiler çoğu. Ve çok hukukum var. Elini öptüm. Sağ eli bayağı bir yeşil içi bir şey olmuş. Serumlardan falan öyle gördüm yani. Elini öptüm, şey yaptım. Sonra yattım önü. Benim de çok uykum varmış. Yattım böyle uzandım. Kıbleye doğru. Niye? Çünkü o kadar güven var ki rüyamda bir eman var, güven var. Bir insan tehlikeli, hatarlı bir yerde uyuyabilir mi? Öyle güvenim var yani. O da böyle şey yaptı, dua etti, şey yaptı mesela. Bu kadar rahat benim kalbim. İçimde hiçbir sıkıntı yok. İçimde hiçbir vicdanımı tırmalayan efendim bir fitne yok. Kalbim tertemiz, berrak, ayna gibi. Efendi Hazretleri ne buyurduysa öyle. Aynı devam ediyoruz yani. Ama sen şimdi bak haberler ne? Bunlar uydururlar. Ama nereden çıkarıyorlar? İşte kendilerini biz istismar ediyoruz demek istemeyenler, dedirtmek istemeyenler öyle. Mevzuyu öyle gösteriyorlar yani. Mevzuyu öyle gösteriyorlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Biz istikamet üzereyiz. Efendi Hazretlerimizin rızası üzereyiz. Yüzlerce, binlerce mübeşşirat akıyor, geliyor. Efendi Hazretlerimizin razı olduğunu bize haber getiriyor. Biz de görüyoruz. Yoksa bizi çoktan uyarır. Kaç kere uyardı. Ve siz de doğru yoldasınız Allah'ın izniyle. Efendi Hazretlerinin rabıtasına devam edenler rıza üzeredirler. Ahirette Efendi Hazretlerimiz yüzüne bakacak onlardır. Vefalı olacak onlardır. Ve Hazreti Mehdi'ye ulaşacak nispetinde onların zürriyetinden, bizim zürriyetimizden Allah hayırlı nesiller gelmesini ve Efendi Hazretlerimizin yolu üzere, rabıtası üzere Hazreti Mehdi'ye yardıma gitmelerini nasip ve müyesser eylesin. Amin. Siz bu duaları alıyorsunuz. Siz bu, bura ribattır, bura gazze gibi. Bura gazze gibi, bura ribattır. Efendi yolu burada korunuyor. Onun için buraya devam edenler, bu sohbete devam edenler, burayı boş bırakmayanlar Allah'ın izniyle Patrikhane'ye karşı, Ekümeniyen'e karşı, dünyanın Siyonistine, gavuruna karşı burayı bekleyeceğiz. Biz burada ne kadar neler oldu, yine ne dedik? Bura, Efendi Hazretimizin bizi koyduğu ve burayı bırakma buyurduğu, bereket buradadır buyurduğu bir mekandır.
Buran sohbetlerin başka bir yere benzemez. Onun üçündür ki herkesin sohbeti dinlenmez. Şu anda şalvarlı cübbeli gözükenlerden de herkesin sohbeti dinlenmez. Adam sarıklı, şalvarlı cübbeli anamıza, avradımıza sövüyor. Ve sinkaflı bir şekilde neler çıktı, neler çıktı. Elimize neler geldi. Aklınız durur. Aklınız durur. O efendinin akrabalarından, amcaoğullarından, torunlarından. Nasıl bir sövmeler, nasıl bir sövmeler. Dünyada böyle sövme çeşidi yok. O şekil sövmeler ırzımıza, namusumuza. Değişik bir durum var. Yeni bir havariç yetişmiştir. Maalesef İsmaila'nın etrafında bir gençlik yetişmiştir. Bu gençlik hiçbir Müslümanın zimmetini, bir Efendi Hazretlerinin hocasının hürmetini, bir Efendi Hazretlerinin sevdiklerinin sevgisini muhafaza etmek yerine tam tersine onları hedef alarak, onları insanların gözünden düşürmek için her türlü pisliğe başvurmaktadırlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Şerlerini misliyle iade eylesin. Amin. Allah Teala şerlerine kifayet eylesin. Amin. Allah Teala bizi Efendi Hazretlerimizin yolunda istikametle daim eylesin. Amin. Amin.